Değerli kullanıcılar bugün yine üstün mühendislik harikası olan Etari 111 aletinin farklı özelliklerini tanımak üzere, farklı fonksiyonlarını tanımak üzere beraber bulunmaktayız. Bugün size bu aletin özellikle düğmelerinin hangi fonksiyonları yaptığını, ön tarafta bulunan sensörün hangi işe yaradığını, ve yine led ışıklarının e, ne tür fonksiyonlar eda ettiğini e, göstermek istiyorum. E, öncelikle e, gördüğünüz üzere burada iki tane led ışığımız. Burada yine bir sensörümüz, e, ekranımız ve ekranın sağ tarafında bulunan beş tane e, düğmemiz mevcuttur. Bu düğmelerden sıfır ve kalibrasyon düğmesi yani şu iki tane düğmeyi bugün e, ele almayacağız. Diğer üç tane düğmeyi led ışıklarını ve senzörü ele alacağız. Gördüğünüz üzere e, aletimizin ön tarafındaki sensörden başlamak üzere aletimizi e, senzörü ön tarafa hafif baskı uygulayarak açılışını gerçekleştirebiliriz. Alet açıldıktan sonra burada gördüğünüz üzere 4 tane e, çizgi oluşmaktadır. Yani ekranın e, başlangıcı bu şekildedir. Bu dört tane çizgi haricinde bir kare içerisinde A harfi bulunmaktadır. Bu A harfinin manası e, otomatik olarak bu aletin üzerinde ölçüm yaptığı zemini tanıması manasına geliyor. Burada e, ayrıyeten bu e, A harfinin e, ayrıntılarını bilahare e, dile getireceğiz. E, yine üst sağ bölümde e, mikrometre simgesi bulunmaktadır. Biz e, düğmeler içerisinde üst sol köşeden başlayalım. Burada gördüğünüz üzere üzerinde güneşe benzeyen bir simge mevcuttur. E, bu düğmenin özelliği ekranın ışıklandırılmasını sağlamasıdır. Gördüğünüz üzere ekranımız mavi güzel bir ışıkla ışıklanmış oldu. E, yine bu düğmeye tekrar bastığımızda ekranın ışığını kapatabiliriz bu üst sağ tarafta olan üzerinde el feneri simgesinin bulunduğu düğmemiz e, ön tarafta bulunan iki tane led ışığımızı e, yakar ve söndürür. Bas, i̇lk bastığımızda e, normal led lambası yanmaktadır. Neye yarar bu led lambası? Örneğin kaporta zemini üzerinde boyaların e, üzerinde herhangi bir çizik zedelenme olup olmadığını tespit etmek istiyorsak kaportadan yaklaşık 15 santim mesafe ile e, uzakta tutarak kaportanın üzerinde gezip şöyle güzelce herhangi bir çizgimiz zedemiz var mı görebiliriz. Bunu koyuyoruz yerine geri. E, tekrar e, düğmeye yeniden bastığımızda şimdi, mavi Gördüğünüz üzere mavi ultraviyole ışığının olduğunu göreceğiz. Mavi ultraviyole ışığı neye yarar? Ee, mavi ultraviyole ışığıyla çok rahatlıkla paralar üzerinde yani banknotlar üzerinde e, güvenlik özellikleriyle alakalı bazı e, ayrıcalıklar söz konusudur. Bunları tespit etmemiz için mavi ultraviyole ışıklarına ihtiyacımız vardır. Gördüğünüz üzere şöyle yakınlaştırdığımızda göreceğiz. Burada 500 euroluk banknotun üzerinde şöyle e, ipliğe benzeyen e, hafif çizikler bulunmaktadır. Bunu mavi ışığı uzak, uzak tuttuğunuzda göremeyeceksiniz. Yaklaştırdığınızda ise bu iplik gibi e, çizgilerin e, olduğunu fark edeceksiniz. Dolayısıyla bu paranın da sahte olup olmadığını bu şekilde keşfedeceksiniz. Gördüğünüz üzere aletimiz şu anda kapanmış durumda. Tekrar ön taraftaki sensöre basarak e, aletimizin açılışını gerçekleştirebiliriz. Alt sağ köşede bulunan NF düğmesini ele alalım şimdi. Ne demek NF? n e, Non ferum. Yani e, metal. E, ba, içer, daha doğrusu metal barındırmayan e, e, materyal manasına geliyor nedir böyle bir materyal örnek verecek olursak bu materyalin e, örneğin alüminyum e, bir non ferum e, materyalidir ferum ise e, demir e, materyaline genel kavram olarak kullandığımız bir kavramdır e, bunu yine bastığımızda bu düğmeye ilk basışta otomatik e, moddan çıkıp Ferum moduna geçmektedir. Bir ikinci defa bastığımızda ikinci seçimimizde non ferum dediğimiz e, e, alüminyum moduna geçmektedir. E, tekrar üçüncü defa bastığımızda kare içerisindeki A harfi yani otomatik moda geçmekteyiz. Şimdi e, örneğin bir e, galvanik e, kaplamayı e, kaplamanın e, kalınlığını tespit etmek istiyorsak. E, ferumu seçip e, altta gördüğünüz gibi demir bir e, disk'i alıyoruz üzerine alüminyum diskini koyuyoruz e, bu alüminyum diskini bir galvanik kaplama olarak görün e, o şekilde düşünün şimdi bu e, alüminyumun üzerine bastırdığımız zaman ölçümümüzü gerçekleştiriyoruz gördüğünüz gibi e, 2070 e, e, mikrometre yani 2.07 milimetre gibi bir değer söz konusu burada. Yine aynı şekilde bu şu ele üzerinde güneş simgesinin bulunduğu düğme ile basılı basıp da basılı tuttuğumuz esnada üst taraftaki mils veya Amerika'daki ölçüm birimi bu daha ziyade e, veya tekrar e, mikrometre e, ölçü birimine geçebiliriz. Evet. E, gördüğünüz gibi e, aletimizi e, biraz da olsun e, yakından tanımış olduk bugün. E, aleti, aletle olan işimiz bittikten sonra yani e, aletimiz herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini hissettiği anda yaklaşık bir 60 saniye bekler ve bu 60 saniye sonucunda otomatikman kendini e, kapatır Çok teşekkür ediyorum